Dışarıda gibisin gene. Halil'le beraberdim. Gördüm. Dünyayı unutmuş gibiydiniz. Hadi gel, içeri girelim. İşte, istediğin yünü aldım anneciğim. Sağ ol yavrum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim ama ayaklarım... Yürüyemiyorum yavrum, yürüyemiyorum. Bir şey ister misin? Kahve pişireyim mi? İstemem. Hadi siz rahatınıza bakın. Anlat azıcık, Halil'le nereye gittiniz? Neler yaptınız? Eşya baktık, eski mobilyacılarda. Ne eşyası? Evimiz için. Ucuz, hem de taksitle kanepeler, koltuklar bulduk. Ama istemiyor Halil. Niçin istemiyor? Kim bilir kimler bizim gibi sevişerek, bizim gibi ne güzel ümitlerle almışlardır o eşyaları diyor. Sonra da kim bilir neden kopmuş ayrılmışlardır. Sevinçleri, hevesleri kursaklarında kalmıştır. İstemem öyle eşya diyor. Haklı tabii. Halil ne söylerse, ne düşünürse doğrudur zaten. Bir kefil bulabilsek, yepyeni eşyalar alacağız. Çok bir şey de istemiyoruz. Ağır ağır, azar azar tamamlayacağız evimizi. Allah hayırlısıyla tamamına erdirsin inşallah yavrum. Ah, inşallah anne. Ev tuttunuz mu yoksa burada mı oturacaksınız? Bir odası daha olsa tam bize göreydi burası. Mecburen iki odalı bir ev bakacağız. Ne zaman? Yarın sabah. Buralara yakın bir yerde tutacağız evimizi. Uzaklara gidemem ben. Semtimden ayrılamam. Halil de benim gibi, istasyondan öteye bedava verseler adımımı atmam diyor. Fırsat bulsam bir gün durmam bu çöplükte. Sen nedense sevmezsin bu semti. Nesi var ki seveyim? Çamurundan geçilmez. Bir sinema için yarım saatlik yola gidersin. Kiminle konuşsan dert dinlersin. Yalan mı? Bir gün kurtulursun inşallah. Benim gibi değilsin sen. Babacığın Karun gibi zengin maşallah. O paranın ne hayrı var bana? Saliha'nın düğününe gizlice gitmeye kalkışsam... basmadan başka giyeceğim yok. Kimin bu? Süheyla ablanın. İstersen düğünde giyebilirsin. Sonra teslim ederim, al. Hiçbirimiz senin gibi olamayız. Çok iyisin. Rica ederim. Halil babanla konuşacaktı bugün. Ne konuşacak babanla? Yardım olur mu diye soracak. İki maaş kadar avans isteyecektim. Ay be ay, yüzer lira, yüzer lira kesersiniz. Ne yapacaksın o parayı? Evleniyoruz artık. Yarın ev arayacağız Zeynep'le. Böyle borçla, harçla ev mi kurulurmuş? Sizin sayenizde hayırlısıyla. Olmaz, vermem. Borçlanmanın ne perişanlık olduğunu bilirim. Seni de evladım gibi sevdiğim için vermem. Biraz daha bekleyin, para biriktirin. Evlilik kaçmıyor ya, avrattan bol ne var? 1,5 senedir bekliyoruz. Daha fazla kazanamayınca beklemenin bir faydası yok bizlere. Ev tutmak, ev kurmak 1-2 bin lirayla olacak iş değil bu zamanda. Babalık yapıverin bana, muhasebeye bir emir verin. Git işinin başına, gecikme yine. Hadi, hadi! Sağ olasın, sağ olasın. Ayşe Hanım, ayın 8'i bu. Kaç gündür hastaydık hocam, daha bugün işe gidebildi ancak. Yarın getirmezse veririm avukata, öyle söylersin. Cumartesiye kadar müsaade et, bu kadar sene hiçbir ay, hiçbir gün sektirdik mi? Anlamam, yarın isterim. Baba! Bu şarkıları dinlemeyeceksin demedim mi sana? Hı, bana inat mı okuyorsun bu rezil hikayeleri, ahlaksız köpek!
Bir daha konuşsam kemiklerini kırarım. Hem bir daha sana para da yok. Gebersem 5 kuruş vermem. Evlenmek değil seninki delilik. Kardeşlerin doğru dürüst mektebe gidemiyorlar. Birinin kitap defter parası varsa öbürünün yok. Birine pabuç alabiliyorsan öbürüne pençe yaptıramıyorsun. Allah korusun birimizden biri hasta olsa köpekler güler halimize. Bu kadar kamburun yetmiyormuş gibi Zeynep'le o hasta yatalak anasına nasıl bakacaksın? Yetmedi mi bunca sene çektiklerin? Komşu çamaşır yıkamaktan bıktım, usandım artık. Senin kafan bir karış havada. Sevdalısın sen. O Zeynep'in de hiç mi aklı yok? O da sevdalı. Yakışıklısın, arslan gibisin. Demircinin Lütfü kadar da mı olamıyorsun? O ecüş bücüş herif bile yufkacının Saliha'yı buldu. Zengin evine 3 güveysi giriyor. Batsın öyle para. Yüreğim Zeynep'te benim. Zeynep'le evleneceğim. Böyle akıl vermeye kalkışma sakın. Sen de. Rıfat amcanın huyunu yeni mi öğreneceğiz? Sıkıya kapalıdır, sağ olsun. Milyonlarını mezara götürecek sanki, tövbe tövbe. Kızına bile senede bir ayakkabı alırken sana bana niçin yardım etsin? Kimselere minnet etmeyeceğiz, kendi yağımızla kavrulacağız. Kirası ucuz, peşinsiz bir ev bulalım. Senden olduktan sonra kuru tahtada oturmaya razıyım. ...550 lira. Hava gazımız yoktur tabii. Elektrik, su parası da kiracıya aittir. Hiç değilse bir aylık da peşin isterim. Keşke daha ucuza verebilseydim. Lakin bütün geçimim bu evden. Aydan aya 100 lira da oğluma yolluyorum. Kiracıyız bu evde. Kocamın kazancı yetseydi bir odaya tıkılıp da 2 odasını kiraya verir miydi? Suyumuzdan başka zahmeti yoktur evin. Çeşme bir sokak üstedir, hiçbir zamanda kesilmez suyu. Odunu, kömürü bahçeye yığarsınız. 450 liradan ucuza böyle ev bulamazsınız bu zamanda. Bunun gibi bir yatak odası daha vardır. Ayrıca bir hizmetçi odası, alaturka tuvalet, sandık odası, ayrıca banyo. Banyomuz. Haftada 3 gün sıcak su vardır. Siz de yeni evli olduğunuza göre. Asansör için ayda 35 lira bakım parası. Kat başına da seneden seneye 1000 lira kömür parası. Yerler parke döşemedir. Önünüzde balkon, şahane bir manzara. Kirası ne kadar? Peşin istemiyor mal sahibi. Kirası 2500 liradır. Karar verdiyseniz eğer birkaç yüz lira da indirebiliriz. Ayrıca pencereleri açtınız mı? Boğazın temiz havası ciğerlerinizi doldurur. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Neredesiniz? Neredesiniz yahu? Hay Allah! Bir gün böyle bir evde yaşatacağım seni. Bahçe içinde olacak böyle. Şehirden de uzak olacak biraz. Hususi arabamız da kapısında duracak. İnşallah. Allah ev yapanla yuva kuranın yardımcısıdır. Nasıl olsa iyi kötü bir ev bulacağız. Sen resim çektir hemen. Nikah muamelesi için unutma.
Eve dönmeliyim. Salih Han'ın dikişlerini bitirmem lazım. Yarın akşam düğünü var kızın. Lütfü bana da davetiye göndermiş. Gitmesem olmaz. Bir de düğün hediyesi lazım. Öpeyim Rıfat amca. Şeref verdin bizlere. Oturmaz mısınız? Git istersen. Bekletirsen büsbütün kızar belki. Bana kalırsa hiç durma. Utanmaz hayasız! Bir gün gazin edeceksin beni! Başkalarını da ayıpladığım ne varsa getiriyorsun karşıma! Tövbe babacığım, tövbe bir daha, ne olur! Nasıl benden gizli kaçar da o dans denen ahlaksızlığı yaparsın o şoför parçasından? Bunu nereden aldın? Hangi parayla? Yırtma, yırtma baba, ne olursun! Bir daha giydiğini konursam kızgın şişinen dağılayacağım! Öleceğim inşallah! Ölüp de kurtulacağım senden! Namusundan yaşamak zor mu geliyor? Yaşamak mı bu? Sokak yok, gezme yok, sinema, roman, arkadaş yok! Bütün gün sil, süpür, yemek pişir, çamaşır yıka! Hizmetçiden beterim! Kes sesini, kırtlağım çıkarım şimdi! Yalan mı? Kaç tane apartmanın var? Bir katının kirasına kıysan da biz otursak günaha mı girersin? Malı mı ortağı mısın ulan? Ben kazandım, ben ölmedim daha! Birazcık eğlenmeyi çok görüyorsun bana! Ben de insan değil miyim? Genç değil miyim? Bıktım, kaçacağım buralardan! Nereye bir başka göreyim? Adam tutar, vurdururum seni!